Afrika'da olduğunu duydum. Twitter'da gördüm, bugün ilk defa duydum. Daha önce duymamıştım. Maymun çiçeği virüsü Afrika'da hızla yayılıyor. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü kıta genelinde acil durum ilan etti. 2019'da Covid salgınını yaşayan dünya ise endişeli. Ya hastalığa karşı her zaman korku vardır. Oturup gerekli önlemleri alıp kendimizi koruyacağız, yapacak bir şey yok. Korku verici tabii, tekrar o günleri yaşamayız umarım. Yaşadık, çok acı günlerdi. Umarım tekrar bir daha olmaz. Bir yakında bize de gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Umarım önlem alırlar. Sağlık Bakanlığı bir harekete geçmesini bekliyoruz ama Covid-19 gibi olmasını temenni etmeyiz tabii. Acil durum ilanına virüsün daha bulaşıcı yeni bir varyantının neden olduğu belirtiliyor. Bu Afrika'da endemik aslında. Afrika'da özellikle Kongo Cumhuriyeti civarında her yıl görülebilen bir hastalık ama 2023 yılından itibaren çok arttı. İki türü var. İkinci türü de ortaya çıkmaya başladı ve sadece Kongo Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda Uganda, Ruanda, yine Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika'nın orta bölgelerine yayılmaya başladı ve 2024 Mayıs'ından itibaren tekrar bir pik yaptı. Ocak 2022'den bu ayın başına kadar 39 bine yakın maymun çiçeği virüsü vakası ve virüs kaynaklı 1456 ölüm kayıtlara geçti. Peki maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor ve belirtileri neler? Solunum yoluyla da bulaşabiliyor ama asıl olarak vücudumuzda bulunan lezyonlarla bulaşıyor. Pox virüsünün en çok görüldüğü şey döküntü. Böyle çiçek, yani eski insanlar bilir, daha doğrusu birazcık daha kıdemli 40-50 yaşındaki insanlar bilir. Çiçek hastalığına benzer, vücuttan biraz kabarcıklarla seyreden döküntüleri oluyor. %90-95. Hastalar ateş olabilir, bulantı, kusma olabilir, kas eklem ağrısı olabilir. Tam da bu lezyonların olduğu dönem veya lezyonlar çıkmadan 1-2 gün önce bulaştırıcılığı ortalama. Hastalık bu kişilerle temas ettikten sonra doğrudan temas, cinsel yolla aynı ortamda bulunma, ortak kıyafetlerin kullanılması, havlu gibi özel olması gereken, kişiye özel olması gereken bir takım kullanılan araçlar, oturulan mekanlardaki koltuklar aracılığıyla bile bu virüs bulaşabilir. O yüzden aslında hani Covid'de bildiğimiz maske, mesafe ile korunma bunlarda da kısmen geçerli ama bunlarda aynı zamanda dokunmayla da bulaştığı için birazcık daha bulaşıcılığı yüksek olabiliyor. Özellikle ilk kişilerde 5 ila 7 gün, 14 güne kadar bulaştırıcılığı var. Ama Dünya Sağlık Örgütü bu hastalara 21 gün kadar bulaştırıcı olabileceği için kişilerin izole edilmesini öneriyor. Virüs henüz Türkiye'de görülmedi. Rahatlatan açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı. Bakan Memişoğlu, takip ediyoruz, şu an yok dedi. Ne maymun çiçeği ne COVID ile ilgili alarmı olacak veya başka bir normal sihirinin haricinde bir sihir gördüğümüz bir hasta türümüz yok. Dedikodular hep olacaktır. Ama bizim zaten bu konuda hak sağlığımız ve parametreleri takip eden bir sistemimiz var. Eğer herhangi bir değişim olursa bunu kamuoyuyla paylaşırız ama şu anda yok. Şimdiye kadar 18 ülkede maymun çiçeği virüsü görüldü. Dünya Sağlık Örgütü 2022'ye kadar maymun çiçeği olarak bilinen virüsün ismini ayrımcılık ve ırkçılığa neden olabileceği kaygısıyla Mpox olarak değiştirdi.